Değerli basın mensupları, enerji tasarrufu, enerji verimliliği haftası içerisindeyiz. Sizlere bir basit bir soru sormak istiyorum. Mesela enerji tasarrufunu nasıl sağlarız? Hepimiz sizin hemen vereceği cevap bence şu olur. Enerjiyi verimli kullanarak sağlayabiliriz. Peki ülkemizde durum nasıl? Ülkemizde de enerji verimliliği sağlanabiliyor mu? Baktığınız zaman hayır. Çünkü iktidar açık oluşturan yanlış, plansız, programsız enerji politikaları ile vatandaşın parasını fütursuzca harcıyor. Bu plansız yönetim bizi hangi noktaya getirdi? Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 18 yılda yüzde 66'lardan yüzde 77'lere çıktı. Ayrıca da bu artış devam ediyor. AK Parti hükümetinin Türkiye'nin bu potansiyelini de görmezden geldiği de açık. Nedir bunlar bu potansiyeller? Enerji tasarrufu ki enerji tasarrufu haftasındayız. En ucuz, en çevreci, cari açık yaratmayan bir enerji kaynağıdır enerji tasarrufu. Bir de enerji verimliliği. Enerji verimliliğinde yaptığımız çalışmalar neredeyse yüzde otuzlara varan bir enerji potansiyelimiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu ne demektir? Bu bu kaynak enerji kaynaklı cari açığın bu oranda ortadan kaldırılması demektir. Enerji kaynaklı cari açıkla azalan cari açıkla vatandaşımıza iş, aş ve makul seviyede bir ücret artışı sağlayabilmektir. Ülkemizin karbon emisyonlarının düşürülmesidir. Vatandaşımıza daha temiz, daha sağlıklı bir Türkiye'de yaşamasını sağlayabilmektir. Peki bunu yaptılar mı? Hayır. AK Parti'nin enerji verimli karnesi maalesef çok zayıf. Şöyle ki en anlaşılır haliyle 2007 yılında enerji verimli kanunu çıkartan AK Parti hükümeti bugün çıkıp halkımıza 2033 yılı için enerjide tasarruf edeceğiz sözü veriyor. Neden 2033 hedeflerini veriyorlar? 2023 hedefleri tutmadığı için. Bu gösteriyor ki AK Parti'nin enerji hedefleri tam 10 yıl sapmış durumda. Nedir bu? Becerememişler bu konuyu. 10 yıl Türkiye'ye zaman kaybettirmişler. 18 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti yönetimi neden cari açığın en büyük kalemi olan enerji ithalatını azaltamadı? Verimlilik projelerini neden hayata geçiremedi? Kim engelledi? yol, köprü, tünel gibi büyük kazançlarla yandaşlara verdiğiniz enerji yatırım projelerinin sahipleri mi engelledi sizi? Yoksa elektriğin her bir kilowatt saatini 12.35 dolar sent fiyatla 15 yıl satın alma garantisi verdiğiniz ve bu 3 kat pahalı elektrik bedelini de milletimizin sırtına yüklediğiniz nükleer santral lobilerimi engelledi sizi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bir tweet atıyor. Diyor ki Türkiye'nin enerjisini 18 yılda 3'e katladık. Bir takım verileri katladıkları doğru. Son 5 yılda vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturasını iki katına çıkardılar. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki iki yıl önce başlattığımız enerji verimliliği eylem planı ile 24 milyon ton petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz diyor. 18 yıldır iktidardasınız. Neden bu hedefi tutturamadınız? Sanayide, binalarda, kamu binalarında, hatta kendi binalarınızda, okullarda ve birçok yerde neden enerji tasarrufunu yönetemediniz? Neden? Çünkü istemediniz. 83 milyon vatandaşımıza daha fazla fatura ödeterek plansız üretimin maliyetlerini vatandaşa tahsil ettiriyor ve elde ettiğiniz geliri de yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. Bu anlayışta enerji politikaları yürütülemez. Enerji politikaları yerli ve milli olmak zorundadır. Enerjiye kolay ve ucuz ulaşabilmek de tabi bir insan hakkıdır. Halkına temiz ve ucuz enerji sağlamak da İktidarın en baş görevi olmalıdır. Enerji verimliliği enerjide bir dönüşüm politikasıdır ve bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olacaktır. Bütün planlarımız hazır. Bütün programlarımız hazır. Vatandaşa olumlu yansıyacak şekilde sanayide, ticarette, ulaşımda, tarımda, altyapıyı da kapsayacak enerji verimliliği politikalarını biz hayata geçireceğiz yenilenebilir enerji kooperatiflerini kurarak halkın enerjide söz sahibi olmasını sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak enerji üretimi ve tüketimindeki eko dengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koyacağız. Enerji kalkınmanın büyümenin en önemli parametresidir. Enerji verimliliğini de bu sebeple çok ama çok önemsiyoruz. Enerji verimliği ülkelerin enerji güvenliklerini en düşük maliyetle sağlayabilecekleri bir araçtır. Yapacağımız her birim enerji mali, enerji verimliği yatırımı cari açığımızı düşürecek ve ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Ben bu vesileyle enerji tasarrufu, enerji verimliği haftasını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.